Sports Digital ailesinin yeni üyesi Digital Racing'e hoş geldiniz. Yeni bir yarış kanalı, yeni bir motorsporları kanalında yeni bir seriyle karşınızdayız. Zafer turu yarışlardan sonra Digital Racing'de sizlerle birlikte olacak. Ve sezonun ilk yarışını geride bıraktık aslında. Ben Mehmet Ali Serişik, Farkın Kızıl'la birlikte sezon boyunca reaksiyon göstereceğiz. Ve aslında bazı konuları şöyle bir değerlendireceğiz. Öne çıkan başlıkları değerlendireceğiz. Yepyeni bir yıl, yepyeni bir sezon, yepyeni bir çağ. Ben açıkçası araçlardan çok memnunum. Görüntü olarak çok güzeller ve herhalde pistte de yansıdı bu, değil mi? İlk olarak bir yeni çağdan beklentilerimiz nelerdi ve onları ne kadar karşılayabildiği yarış, biraz onu konuşalım istersen. Evet, yani ilk beklentimiz aslında geçiş yapılabiliyor olmasıydı biliyorsun. Hı -hı. Ee, onu gördük bol bol. Özellikle verstappen lökler düellosu ki oraya geleceğiz nasıl olsa. Fena <laughs> evet, ee, Yani çok. Sezon ilk yarışından görmek istediğimiz, beklediğimiz görüntülerdi, yeni jenerasyondan beklediğimiz görüntülerdi. Onun dışında arka bölümde yine bol bol geçişte gördük. Sanki o istediklerini almış gibiler. Yani zaten biliyorsun, esas olarak buna yönelen, birbirlerini takip eden araçların olmasına yönelen bir konseptle dizayn edildi araçlar. Onu yakalamış gözüküyorlar. Ama tabii ufak tefek eksiklikler var. Daha yeni başlamış olmanın verdiği artık e, tecrübesizlikle ya da yeni geliştirmeye başlamayla diyelim. E, lastikler özellikle herhalde problemlerden bir tanesiydi. Onu da eksi not olarak bence söyleyebiliriz sezonun ilk geçişi için. Evet, yani en büyük problem dalgalanma problemi zaten. evet e, Yani o bence çok ilginç. Çünkü bir taraftan şöyle bir durum var tabii. E, yani bilgisayar ortamında işte CFD diyorlar hesaplamalı akışkanlar dinamiği. Orada pistte karşınıza çıkamayacak, daha doğrusu pistte karşınıza çıkan problemler orada mesela belki karşınıza çıkmayabiliyor. Bunu e, düşünmemiş olma ihtimalleri gerçekten yüksek ya da bu kadar şiddetli olacağını düşünmemiş, düşünmemiş olma ihtimalleri çok yüksek. Ya, düzlükte giderken böyle sürekli seken otomobiller ve burada ya bir de düzlükte çok ciddi vakit de kaybediyorlar işte. Aston Martin 0.7, Mercedes 1 saniye evet. civarında vakit kaybediyoruz demiş ki bence çok ekstrem bir rakam bu. Yani 2022 yılında motorsporlarında tek bir sorundan, tek bir mekanik soru ya yani daha doğrusu tek bir tasarımsal eksikten veya ayar eksikliğinden bir bölümde bir de pistte de dediği tur başına yani pistin bir bölümünden bahsediyoruz, düzlüğünden bahsediyoruz. Orada o kadar vakit kaybediliyor olması bana biraz ilginç geldi. Biraz da nostaljik geldi. Yani evet. Eski dönemlerde olur ya işte bir bir ayar bir şey çözersin iki buçuk saniye kazanırsın falan gibi. Böyle 80'lerin falan e, durumu gibi. Yer etkisi döndüğü için herhalde 80'lerin dertleri, 80'lerin farkları dönmüş. <laughs> Zaten ben de onu diyecektim. Yani yer etkisi de bu son dönemde olmayan bir unsurdu Formula 1 için. İşte çok detaylı girmeyelim Venturi kanalları vesaire. Ama artık ona da dikkat etmesi gerekiyor takımların. Yer etkisini şöyle özetleyebiliriz aslında. Ön ve arka kanada artık o kadar e, aracı yere bassın diye... E, Önem verilmiyor. Aracın gövde kısmı, side pod dedikleri o yan kısmın devasa bir kanat gibi o tabanı devasa bir kanat gibi kullanıyorlar ve dolayısıyla aracın altından geçiyor hava ve e, aracın tabanını bastırmak için kullandıklarında da e, ön ve arka kanat sadeleşebiliyor. Böylece o işte küçük kanatçıklar şeyler falan, o acayip türbülans yaratan malzemeler ve parçalar olmuyor. Dolayısıyla diğer Arkadaki araçlarda hava koridoruna, rüzgarına daha rahat girebiliyorlar. Bunun şöyle bir dezavantajı var tabi. Ee, eskiden hava koridoru etkisi çok daha fazlaydı. Çünkü çok ciddi türbülanslı bir havadan tertemiz bir havaya geçiyordun. Şimdi geçişleri çok mu kolaylaştıracak derken aslında o kadar kolaylaştırmamış. Evet. Sadece takip etmeyi kolaylaştırmış ki bence nefis bir denge bu. ya Ben o konuda çok mutlu oldum. Herkes de aynı şeyi söylüyor zaten. Testlerde de takip etmekten çok memnunlardı pilotlar. Hı hı. Ama en güzeli... E, arkasında çok uzun süre gidebiliyorlar ama yani eskiden olduğu gibi işte DRS ile birlikte çok geriden gelip atak yapabilmek evet. de ciddi bir frenaj gerektiriyor. Onun dışında çok kolaylıkla da önünüzdekini geçemiyorsunuz ama önünüzdekinden kopmuyorsunuz. O mücadeleyi bence çok doğru yerlerden arttırmış. Ya beni şey çok rahatsız ediyordu. DRS alanına girdikten sonra %95 arkadaki geçişi yapıyordu. Evet. Kesin diyen yani neredeyse. Evet. O beni çok rahatsız ediyordu. Yani Şeyi takip ediyorduk. 3 saniyeden 2'ye düşürdü. 2'den 1'e düşürdü. Tamam bir sonraki turda geçecek. Biliyorsun yani sonucu biliyorsun. Şimdi daha bilinmez düellolar oluyor. <laughs> Cevap verilebiliyor aynı zamanda yine takip edebildiğiniz için. Hemen fark açılıp gitmeyebiliyor. O çok keyifli olmuş. Bence daha da iyi olacak. Geliştirme tabi bunlar yani biliyorsun Formula 1'de sürekli olarak üstüne bir şeyler ekleniyor. Her takım çalışıyor sürekli zaten. E ee, önümüzdeki yarışlarda da gelişim olabilir bu konuda. Önümüzdeki yıllarda zaten olur bence. Evet ya yani birkaç sene içerisinde dediğin gibi ideal noktaya bu kurallar kural bütünüyle hepimiz geleceğiz diye tahmin ediyoruz. Ama bence başlangıç olarak da o kadar fazla fark yoktu ki ya yani ilk yarışlarda bazıları çok iyi, bazıları çok kötü olup sonra bir dengeye gelirler diye düşündüm. O kadar fark yoktu. Orta sıralar gayet yakında hatta birbirine. Ama de aynı zamanda. E, tabii. Yani yüksek sıralama yapması beklediğimiz takımlar kafaya oynaması demeyeceğim. Şampiyonluk yarışı çok başka bir nokta. Aynen McLaren tişörtünü gösteriyorsun sen de. Ee, onlar da biraz çuvalladı. Zaten orta hamur lastikle çıktı McLaren biliyorsun yarışa. O strateji de yani ne içinde ve sonucunda ne alındı dersen koca bir hiç gibi gözüküyor. Landon Norris de çok karamsar açıklamalar yapmış. Buralarda olmaya alışacağız gibi gözüküyor demiş. Ee, yani gelişmeyeceğini düşünüyorsunuz demiş. Gelişiriz ama demiş ne olacak? Buralarda olacağız belli ki. Buradan demiş. dönmez demiş daha ilk <laughs> yarıştan onlar. Ya tabii ki asıl konu hani genel şöyle bir 2022 araçlarını ve beklentilerimizi kuralları konuştuktan sonra asıl konudan bahsetmek gerekiyor. Bu sene Formula 1'de en çok duyacağınız cümle o sene bu sene. Evet. Şarlökler ve... E Carlos Sainz Jr.'ın dublesiyle başladı sezon. Ferrari çok güçlü bir şekilde başlayacağını tahmin ediyorduk. Bu kadar güçlü başlayacağını tahmin etmiyorduk açıkçası. Red Bull'la Ferrari birbirlerine çok denk olacaklar. Ferrari belki bir adım önde, belki bir adım geride de olabilir diyorduk ama tek turda da çok iyiler, yarış temposunda da iyiler. Her şeyden önce takım olarak çok iyi çalışıyorlar ve bu senenin gerçekten o sene olduğunu onlar inanmış bence. <laughs> yani Mattia Binotto'nun duruşu değişmiş. Daha dik oturuyor. Daha böyle keskin bakıyor sağa sola. Böyle bir ya bu seneyi de idare edin bakışından uzaklaşmış bence. Ferrari'nin takım patronu. Ve e Pit ekibi çok iyi çalıştı. Çok iyi pit stoplar yaptılar hafta sonunun en hızlı pit stopları neredeyse onlardan gibi. Bu arada en hızlı pit stop maklerinden gelmiş ama <laughs> yapacak bir şey yok o pit. Yani sadece pitlerden oluşan bir kısmı yarışta on, yarış onlar için iyi geçmiş. Pistte da çok iyi pit stop yapardı hatırlıyorsun. Evet. <laughs> çok Piste çıkınca oldukları. işler e, sarpa sarıyor tamam onlarda da. Yani Ferrari dublesi herkesi çok heyecanlandırdı ama bence Ferrari'nin e, çok rahat bir şekilde ve bunu hani bir sonraki yarışta da çok rahat yapabileceklerini göstermeleri bence en büyük farkı yaratacak. Evet. Ee, bir de Mercedes orada X faktör aslında çok değinmediğimiz. Yani ilk tur içine kadar daha doğrusu şey diyeyim, sıralamanın ilk seansına kadar hatta son seansına kadar Q3'e kadar yani. ...Mercedes'i saklıyor mu? Herkesin kafasında bu soru işareti var abi. Yine vardı. mi kandırılıyor? Çok evet, oldu çünkü. O kadar yani çok, yıllardır oldu. O kadar çok o gördük ki bunu. Bir de Mercedes'e tabii o kadar büyük bir saygı var ki ondan korku da var hatta rakipler için baktığın zaman. Ee, yani hep kafanın bir köşesinde. Şimdi bir şey yapacaklar ve o yaptıkları şeyle beraber yine zirveye gidecekler. Yine işte en azından mücadelenin içinde olacaklar çok fark yapamasalar da. Böyle mi değil mi? Bunu çok uzun süre bekledim. Bu hala herkes. olabilir bu arada. Ya ilk yarışta kötüler ama yani ciddeden sonra o bir haftalık arayı kullandıktan sonra neyse işte o aradaki fark boşluğu kullandıktan sonra e bir anda toparlayıp da gelebilirler açıkçası. Mercedes'in yapmadığı bir şey değil bu. Geçtiğimiz yıl bir kapasiteye kadar yapmışlardı sezonun ortasından sonra açıldıkları olmuştu. Yani yine bence Mercedes başladığı şekilde sezonu noktalamayacaktır. Önlere kesinlikle yaklaşacaktır. Ama onların bir adım geride başlamış olması da bence güzel oldu. Biraz bir önde değişiklik gördük yani. Evet bir de Ferrari motoru güçlü gözüküyor. Güç ünitesi güçlü Olmaz. gözüküyor. DRS ile yaklaşamıyorlar yine. Evet. E, <laughs> 2019'da zaten... sıkıntı yaşanmıştı açıkçası <laughs> bu konuyla alakalı. FIA Ferrari'nin evet, güç ünitesinin evet. illegal olduğunu bulmuş. Ve 2020 sezonunun bu kadar kötü geçmesinin sebebi de aslında Ferrari için oydu. Sonra ara, biz bir de biz aramızda anlaştık demişlerdi. FIA'nın en sevdiğim şeylerinden biri. Çok garipti o Genelde yapıyorlar onu ama ya. Biz aramızda anlaştık çok da fazla şey yapmayacağız. Biz konuştuk onlarla abisi bir daha yapmayacak şeklinde. O biraz şey oldu. <laughs> İşte SPA geldi, Monza geldi. Evet. Üst üste düzlüğün fazla olduğu, motor gücüne ihtiyacınız olan pistler. Oralarda Ferrari 2 galibiyetini aldı. Aha. Kendi evi zaten Monza. Ondan sonra derbileri kazandı Aynen, içeride. Aynen derbileri kazandı. Ondan sonra tekrar sakinleştiler. O sistemi de merak edenler varsa bu arada yakıt akış e, sensörü şey yapıyor yani ne kadar yakıt akış sağlayabileceğinizi e, motora e, regüle eden bir sensör var aslında ama o sensör sürekli çalışmıyor belli aralıklarla veri alıyor e, veri almadığı aralıklarda yakıtı basıyorlarmış çok daha basit tabirle benim anladığım kadarıyla eğer doğru anlatıyorsam bu şekilde aslında akıllı bir sistem ve yani gri alanlar içerisinde olduğu için e, Ferrari diskalifiye etmemişler 2019'da. Zaten onu da söyleyelim. Formula 1 biraz bu kuralların etrafından bulabileceğin boşluklardan geçme sporu. O gri alanları değerlendirme sporu. Yani şey diyemeyiz. Ferrari burada bir hile yaptı diyemeyiz. Böyle bir durum yok zaten. İşte Mercedes'in DAS sistemi için de aynısı konuşuldu zaten. Sonuçta şey yazmıyor. Bunu yapamazsınız yazmıyor. Yazanlar var. Onu da e, ihlal edenler oluyor ama o durum çok daha evet, farklı. Genellikle farklı onu diyeceğim. yapmıyorlar. Ya bak aslında yazmıyor. Bunu diyor ama tam da böyle değil hmm. denilen kısımları çok fazla e, takımlarda değerlendiriyorlar. İşin güzelliği de mühendisliği de orada aslında. Ama bu yıl e, üzerine koyarak yavaş yavaş geliştirerek bir de 2026'ya kadar donduruldu güç üniteleri neticede. Ee, açıkçası böyle bir avantajı yakaladıktan sonra sadece Ferrari değil dediğim gibi Ferrari motoru kullanan diğer e, takımlar, diğer markalarda baya avantajlı hale gelecekler. Ama bence yani hakikaten cefa çektiler şu ana kadar. Özellikle iki sezon çok zordu hı hı. 2020 ve 2020. 2021 biraz daha iyiydi ama 2020 çok korkunç bir sezondu. Ki orada bile iki podyum elde ettiler aslında. İki değil mi? Birisi Silverstone'da Sherlockler, biri evet. de Türkiye'de Fettel. Evet. Ee, yani o yüzden yani tabii ki Ferrari hiçbir zaman McLaren kadar iniş çıkış içerisinde olmuyor. O da ilginç onu da konuşalım bence. E ama bu yıl biraz daha böyle ya biz bu kurallara odaklandık. Tamam bizim hedefimiz burası. E, dolayısıyla geç, geçtiğimizde sürekli şeyi söylüyorlardı. İşte %95'ini kaynaklarımızın ki bütçe kısıtlaması var hmm. artık tabii biliyorsunuz. 2022'ye ayırdık ve bunun karşılığını bekliyoruz diyorlardı. Her zaman tabii ki kaynağı ayırdığınız zaman, çaba sarf ettiğiniz zaman doğruya gidemeyebiliyorsunuz. Ama bu sefer çok fazla dışarıdaki baskılara da boyun eğmeden devam ettiler ki açıkçası ben burada kendime birazcık çuvaldızı batırmak istiyorum. Çünkü e, teknik bir görev içerisinde Mattia Binotto'ya bütün takımı e, devretmelerinden ziyade ki gerçi Loren Rossi'nin gelmesiyle birlikte sonra hemen düzeltelim e, Loren McKee's'in gelmesiyle birlikte Loren Rossi beni andı orada izin gelmesiyle birlikte biraz daha yarı, yani hafif bir çift başlık yaptılar. Ama Mattia Binotto da e, takımı güzel yönlendirerek e, bence benim daha önce olduğuna inanmadığım bir liderlik özelliği olduğunu hafif hafif gösteriyor. Aynen katılıyorum. Aslında belki biraz da o pozisyonda bulunla bulunla geliştirdiği bir özellik de olabilir. olabilir. Yani kendine de çok fazla yüklenme çünkü hakikaten öyle bir görüntü veriyordu. Ben de aynı fikirdeydim zaten biliyorsun. En sert eleştirenlerden biri benimdir abi Türkiye'de. Yani iddialı konuştum şu anda ama biliyorsun beni. Ee, Daha sert eleştirenleriniz varsa bekliyoruz. Evet bekliyoruz. Ee, ama gerçekten bu sene senin de dediğin gibi çok özgüvenli gözüküyor. Yaptıkları işler zaten piste doğrudan Mazi yansıyor. Maziye çabuk unutmuş bir özgüven gelmiş. Gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> ama şey e, şunu da söylemek lazım. Takım da çok inanmış gözüküyor. Evet. Sen zaten pit stoplardan vesaire bahsetti. Ferrari biliyorsun... Bu konudan en muzdarip olan takımlardan bir tanesidir hı hı. çoğu zaman. Ee, Ve o ahtalar çok da etkilenen o. bir takım. Yani bunu şey gibi söylemiyorum. Bütün takıma komple e, toplu psikanaliz yapmak için söylemiyorum tabii ama e, moral, ya beklenti her zaman yüksek. Ferrari'nin her zaman yarış kazanmasını, her zaman şampiyon olmasını bekliyorsunuz. Hiçbir zaman sürpriz olmuyor bu. E, yani daha doğrusu hiçbir zaman ya işte helal olsun ne, ne yaptılar diye Ferrari'ye yakışan zaten budur gibi bir cevap alabiliyorsunuz. Çok ciddi bir fan kitlesi var. Yani onun dışında Formula 1 ve motor sporları özelinde de çok özel bir yeri var. Bunların hepsi baskı oluşturuyordu ve o baskı altında çok kolay çözülüyorlardı ve bence kolay zaten o baskı altında da çözülmek. Bu sefer ellerinde ne olduğunu da biliyorlar ve yine de hata yapacak payları olmadıklarını bildikleri için ve çok güzel kendilerine bir alan yakalamışlar. Son bir şey ekleyeyim istersen. <laughs> ee, biraz şeyden de bahsetmek istiyorum aslında. Ee, sen az önce işte hep oralarda oluyorlar ama galibiyete bir süredir oynayamıyorlar demiştin. Bunu da işte hani bu seneye planladıklarını söylemiştin kaynak ayırma vesaire diye. Aslında geçen sene de çok kritik dokunuşları yaptılar. Yani McLaren'la mücadele edebilecek kadar hmm. geliştirme yaptılar. Yapmadılar değil. Ama hakikaten bu sene ayırmışlar bütçeyi bence o çok belli oluyor. Hmm. Ve bunu bir plan dahilinde yaptıklarını da düşünüyorum ben. Beni esas şaşırtan bu oldu. Yani Ferrari'de biliyorsun... Ee, çok uzun zamandır hatta şumar döneminden de alabilirsin. İşte onun gidişinden daha sonra doğrusu giriş, Koyun'un gelişinden vesaire. O seneye oynama hemen bir sonuç bekleme geleneği de yok değildir yani. Doğru. Beni şaşırtan oldu zaten. Hani ben her yıl bu senenin başında yükleniyoruz. Aa senenin sonunda olmuyor diyorlar diye düşünüyordum. Peki öyle yapmamışlar. Ve şeyden de çok iyi faydalandılar bence. Red Bull Mercedes şampiyonluk için çekişirken doğal olarak ilgisinin ...büyük bir kısmını geçtiğimiz sezona ayırdı ki... ...Red Bull'un başına gelenleri görüyorsun. Evet. Mercedes'in işte yunuslanma sorununu görüyorsun. Evet. Ferrari daha böyle kendi işine bakıp... ...ki üçüncülüğü de almayı başardı zaten. O da bence büyük bir başarı. O da ekstrasıydı. Yapabilecekleri en iyisiydi geçen sene bence. Evet bence de öyle. Öndeki devleri düşündüğün zaman... ...yani performans devlerini diyeyim. Ferrari markası olarak değil. Ee, bu sene... ...o sene olabilir. Nihayetinde. Ya bir de şöyle bir durum var. Yani... E... Ferrari'yi düşündüğümüzde yani futboldan örnek vermemiz gerekirse çok kolay hoca kovan ve e, takımın işte e, felsefesini, stratejisini, işte ne bileyim e, formasyonun dizilişini e, kısa süre içerisinde çok değiştiren bir takımdı Ferrari. O yüzden yani sürekli yönetim değişiklikleri o stabilliğin çok fazla olmaması bence en büyük sağladıkları şey bir öyle stabilite oldu. O bir o stabiliteyi sağladıktan sonra birkaç sene sabrederseniz kendi içinden yetişmiş bir isim bu arada yani Mia Schumacher zamanında e, görüntüleri şeyleri var Schumacher'in bir Maranello fabrikasında eline mikrofon alıp Hı -hı. röportaj yaptığı zamanlarda işte bu da bizim Mattia motorlarla ilgileniyor falan diye bir şeyi var e, o ara e, o departman içerisinde olduğu için kendi içinden yetişen bir isim olduğu için onu biraz daha fazla sabrediyorlar gibi geliyor ve o sabır bir stabilite yakaladı ve stabilitenin ne kadar faydalı olduğunu gördüler. Çünkü sürekli bir şeyler değişiyordu. Bak Alpine de da onların yüzlerinin gülmemesinin sebeplerinden bir tanesi o. Bir stabilite yakalamakta Bana zorlanıyorlardı. Ya yani üç başlı bir sisteme geçtiler. Onlar hala onlardan gidenler oluyor. İşte yeni gelenler oluyor. İşte Budkowski gidiyor. Safnauer geliyor falan. Ya o iş çok kolay değil gerçekten ama yakaladığınızda da tutunmanız gerekiyor. Ben yani ya Alonso döneminde mesela o stabilitede problemler yaşadıkları oldu açıkçası hatta şey oldu yani hani gelip tasfiye etsin insanları kovsun diye Marco Matiacci'yi getirdiler. Hani sen bunu yap sonra gitse yerine başkasını getirin diye o bir şey gibi geldi. Dexter gibi geldi temizledi gitti. Önce bir şeyleri duvarlara e, poşetleri serdi. <laughs> Ondan sonra bir herkesi şey yaptı gitti. E, temizledi gitti. Yani çok uzun zamandır bir stabilite problemi de vardı. Performans problemi ya da şampiyonluğa ulaşabilme o son e, adımı atabilme çünkü şampiyonluk mücadelesi verdikleri oldu aslında evet. geçtiğimiz e, şampiyon olamadıkları yıllarda ama bir türlü kazanamadılar. ve bunu birkaç seneye yayamadılar hep orada olduğunuz zaman fırsatlar bir şekilde geliyor ama hep senin söylediğin şey işte yani bu seneyi halledelim sonraki sene bakarız ama elimizdeki fırsatı kaçırmayalım aslında Ferrari'nin daha uzun vadeli daha Mercedes gibi daha Red Bull gibi düşünmesi gerekiyor. Çünkü onlar kadar büyük ve onlar kadar geçtiğimiz yıllara kadar bütçeye sahip bir takımdı. Şimdi bütçe kısıtlamasıyla neredeyse eşitleniyor hı. tabii ki işler. O yüzden ben bu gidişatın bir kültür değişimi olduğunu da düşünüyorum. En çok da o açıkçası bence Ferrari taraftarını umutlandırmalı. Pilot kadrosu olarak da çok istikrar yakalayabilecekleri bir ikili buldular. İkisi de zirvesinde. Geçen var. sene bir de Ferrari tarihinin en genç sürücü ikilisiydi zaten biliyorsun. hı yani uzun yıllar 10 senede bu iki isimle yarışabilirler istedikleri takdirde. Bir de yani şey de var farkın. Ee, Şarlökler biraz daha böyle atak, biraz daha böyle e, ikili mücadeleye daha iyi girebilen e, geçiş içerisinde ya yani bir, biraz daha heyecan katabilecek tarzda ve yani bazı yarışlarda söküp almak gerekecek onu yapabilen tarzda bir pilot. Carlos Sainz da çok istikrarlı ve sürekli puanlar yakalayan, hatta geçtiğimiz hız Sherlock'ları o şekilde geçti. Daha istikrarlıydı, daha çok puan topladı. O yüzden şampiyonluk nereye giderse gitsin, yani çok zorlayacak bir pilot da gerekebilir. Çok istikrarlı olacak, karmaşık bir sezonda da istikrarlı pilotlar ön plana çıkıyor. O anlamda iki tane şampiyonluk kazanabilecek bir ana pilot türü varsa ikisini de barındırıyorlar. İkisi de genç isimler. Ve ikisi de zirvesinde prime'ındalar belki şu anda. Bence o açıdan Ferrari'nin pilot ikilisi şu anda en iyisi diye düşünüyorum ben. Yani tabii ki Max Verstappen çok iyi ama Perez yanında zayıf kalabiliyor. Onu desteklemek için orada. Ya da işte Lewis Hamilton zaten söylemeye gerek yok. Tarihin en iyi iki pilotundan biri. istatistiksel olarak tarihin en iyi pilotu ve yani God tartışmasında da 2-3 isimle birlikte sayarsınız zaten. Ama George Russell'ın bir alışma süreci olacak. O zaten daha uzun vadeli bir ama proje. Ama durum da biraz değişti. Yani Hamilton-Bottas ikilisine göre Hamilton-Russell ikilisi daha farklı bir ikili olur. Tabii ki. 2022 için bahsediyorum ama. Yani bu sene içerisinde Russell'ın bence bir alışma süreci olacak. Gelir gelmez potansiyelini %100 yansıtıp şampiyonluk mücadelesi veren. Seneye mesela Hamilton ve Russell çok daha tehlikeli olabilir ama bu sene için bence Ferrari o konuda zirvede. O yüzden bunu da iyi değerlendirecekler. Bir de ne kadar rahat yarıştırdım. Hadi gelelim o konuya. Şarlökler evet. Max Verstappen'in arka arkaya ataklarına ki 3 tur boyunca keyiften hepimiz dört köşe olduk Aynen bence. Öyle. Yani çok akıllıca yarıştı. Süper ve yarıştı Yani ben. şeyi söylüyor. DRS'yi kaybetmemeye çok odaklandım. O yüzden frenaj noktasında e, gerisinde kalmaya dikkat ettim. Daha erken fren yaptım ki dördüncü virajda geçişi yapabileyim. O yüzden çok rahattım ve... Geri geçebileceğimi biliyordum diyor. Altında iyi bir otomobil olduğunu bilen pilot özgüveniyle yarıştı bence. Evet şeyi biliyorsun pandemide uzun süreler Formula 1'in bilgisayar oyunu, video <laughs> oyununu oynadılar. Son turda birbirlerine bırakırlardı tekrar DRS ile alabilmek için pozisyonu. de en çok bilgisayarda <laughs> aşırı neşir olan isimlerden bir tanesi o günler Tabii. aklına gelmiş olabilir. Evet. Şeyi çok iyi yaptı dediğin gibi. Birinci virajda bıraktı dördüncü virajda geri aldı. Bunu planlı bir şekilde yaptı. <laughs> Sonunda nihayetinde üçüncü atakta Verstappen'in blokaja kaldığı pozisyonda da yine çok sakin, neredeyse bırakır gibi kenara çekildi Lökler, bekledi ne olacağını görmek Geçti için. Sonra, sonra da yarış bitti zaten. <laughs> yani Lökler ilgili benim bir soru işaretim vardı. Bireysel hatalarını fazla gördüğüm bir isim. Yani bir anda puansız kalabilme potansiyelini gösterdi zaman zaman. İşte Monza kazası aklıma geliyor, Monaco kazası aklıma geliyor her ne kadar yarışta olmasa Bakü da. Sıralama türleri Bakü'deki yani. sıralama turları kendine çok yükleniyor böyle kazalarda zaten. Doğru. İşte ben salam ben aptalım diyor. Kendine bütün dünyanın önünde çok yükleniyor. Bu özellikler beni biraz şüpheye düşürüyordu. Yani Max'tan bunları pek göremezsin biliyorsun. O daha böyle özgüvenli. Daha çok suçlu başkalarından arayan bir profile sahibi. Ama var. iyi bir Formula pilotun da gerçekten o oluşturuyor. Yani Milyar işte eğer izlediyseniz Schumacher belgeselinde çoğu konuda ki yani çok e, haksız olduğu daha doğrusu suçlu tarafta olduğu çok şey var. Çok özel bir pilot olmasına rağmen ki benim en sevdiğim pilot açıkçası yani. yani. Açık e, ama ya %100 suçlu olduğu çok net sportmenlik dışı veya çok net hatalı olduğu durumlarda dahi Karşısına oturup ''Ya bak bu böyle oldu, böyle oldu'' dendiğinde ''E tamam işte ben haklıyım.'' diyebiliyor. Gerçekten öyle bir inatçılık, öyle bir kafa yapısı çok uzun zamandır şampiyon pilotları çıkarıyor. Çok nadirdir belki. Cent yani centilmen gibi demek istemiyorum. Diğerleri de centilmen değil gibi söylemek istemiyorum ama e, daha beyefendi, daha böyle e, sessiz sakin pilotlardan çok fazla şampiyon çıkmıyor. Biraz o ego, biraz o şey gerekiyor. Beğenlik ne olursa olsun soru ben oydu haklıyım. bu arada. Löklerle ilgili. Hı -hı. Acaba öyle bir profile doğru mu gidiyor? Hmm. Ama bugünkü yani dünkü yarışı izlediğim zaman da ya diyorum ki bu çocukta hakikaten çok büyük potansiyel. Biz zaten evet. o Ferrari'ye geldiğinde şey biliyorduk. Bir şampiyonluk alma adayı evet. adayı kumaşını gösterdiğini biliyorduk. Çok, hızlı, çok bir oraya zaten bir de yani. E, bir de gelmeden önce başlamıştı zaten hype'ı diyeyim. İşte işte o röketler geliyor. Yeni prens biliyorsun. f 2yi domine etti. Ondan sonra Sauber'de çok iyi işler çıkardı Alfa Romeo Sauber'de. E, bir sonraki sene de zaten Ferrari'ye geldi. geldi ve çok erken yani aslında Ferrari biliyorsun öyle genç pilot alayım ya da yetişen pilotu hemen getireyim değil biraz bir pişsin hazır gelsin Hı -hı. Ferrari hazır pilot sever ama erken hazır olduğu için bir taraftan da Carlos Sainz'in inanılmaz e, kariyer hamleleri nereye gitse yükseliyor yani bilmiyorum yatırım tavsiyesi almak lazım bu Carlos Sainz'den. Yani biliyorsun Landon Norris biraz böyle büyük burunluluk da yaptı bence açıkçası yani ne işi var Ferrari'ye gidiyor niye <laughs> yaptı ki böyle bir şey vesaire böyle açıklamaları vardı. Niye yaptı? Biraz gözüktü gibi. Hı -hı. Ya Bir de Ferrari'ye Ferrari gidersiniz bu arada. Onu diyecektim. Ferrari'ye Ferrari e, Ferrari niye gitti mi meşru göstermek zorunda değilsiniz. Kim, kimseye yani abi işte Ferrari'ye e, niye gittim sana anlatmam gerekiyor şu şu sebeplerden yani Ferrari'den teklif geldi gittim. Ferrari'ye gitmenin sebebi Ferrari'den sana teklif gelmesidir bence o kadar net söyleyeyim. E, çünkü ne olursa olsun gerçekten işte Fethi'nin söylediği gibi yani Ferrari taraftarı değilsen bile Ferrari aslında. evet, aslında. Öyle. Ha, tabii ki bu başarıya eşdeğer anlamına gelmiyor. İşte Sebastian Vettel'in kendisi yaklaştı birkaç kez. Ama 2017'de özellikle çok yaklaştı ama muradına eremedi. Yine de yarışlar kazanabiliyorsun. Bir şekilde yarışlar kazanıyorsun. Yarış kazanmadığın bir döneme denk gelmesi çok nadir oluyor. Denk geliyor tabii ki. Hani zor dönemlerinden geçenler oluyor. 1990 ile 94 arası işte Yarış kazanamamışlar mesela. Biraz Şu... da uzun sürüyor Ferrari'nin o zorlukları. Evet ya 45 yarış bu arada ikinci en büyük galibiyet hasretini noktaladılar burada da. Ama artık buradan sonra yani sadece bu yarışta çok iyiler gibi değil ama uzun vadeli bakıldığı zaman sanki e, sağlıklı bir Ferrari oturmuş gibi duruyor. Sistem olarak da otomobil evet. olarak da geleceğe dair umut veriyor. Yani bu yarışta 2-3 de olsalar Verstappen kazanmış da olsa benzer şeyleri Ferrari için söyleyebilirdik diye düşünüyorum. Bir de çok ama çok erken ama şeyi de söyleyeyim. Ee, şimdilik en azından Ferrari Red Bull çekişmesi Mercedes biraz onları izleyen taraf olacak gibi gözüküyor. Ee, geçen senenin McLaren'ı gibi hatta değil mi Mercedes? Ya o kadar diyemem. Belki bilmiyorum. Biraz daha yaklaşacaktır bence. McLaren'ın çünkü evet, hiç giremediği yok. Yok yani? ilk yarıştan. Ama şeydi işte fırsat olunca podyuma çıkıyorlar diye fırsat oldu. Çıktı podyuma mesela ee, işte. Tabii tabii ama ben biraz daha şampiyonluk mücadelesi özelinde bakıyorum. Yani hmm, geçen sene McLaren'ın şampiyon olabileceğini tamam. düşünmezdin diye tahmin ediyorum. Tabii tabii yok hayır. Ama Mercedes bu sene şampiyon olabilir mi? Neden olmasın? <laughs> Olabilir. Uzun. Neden Olabilir. olmasın işte? Olabilir. Öyle bir, Doğru. öyle bir Anladın hep çelişki bırakıyor ya. Aha. Onu şey diyecektim. Ee, Red Bull sıfır puanla ayrıldı. Ferrari alabileceğinin hepsini aldı ee, ve en yakın rakip sıfırken çok büyük bir avantaj. Çok yani iki adım önde başladı sezona. Yani sezonlar artık uzun ama yine de sıfır çekmeyi kaldıramazsınız. Ne olursa olsun bunu telafi etmesi sonra çok zor hale gelebiliyor. Ha bir sonraki yarışta bir. Diğer takımların sıfır çekmesine çok müsait bir yarış, ciddi olacak. E onu zaten e, ilerleyen e, içeriklerimizde Hı -hı. de e, sizlere aktaracağız, konuşacağız. Ama biraz da Red Bull'dan bahsetmek tabii. gerekiyor. Çünkü hızlılar ama dayanıklılık tabii ki problem. Çünkü motorsporun en çok bilinen cümlelerinden biri. E, herkesten önce bitirmek için her şeyden önce bitirmelisiniz. Aynen öyle. Nasıl, güzel çevirdin mi? Bir, de, mi? bir de şey, damalı bayrağa geçmeden yarış bitmiyor. Doğru. O daha net bir şey. Çok acı gördüler evet. bu yarışta bunu. Evet. Ne diyorsun? Şok yani. Hani izlerken yine ayaklandık. Yani asıl e, bence endişe verici olan şey aynı problemden ikisi de yarış dışı kaldı. tur içinde. 3 tur içerisinde e, bunu çözebilecekleri e, parçayı değiştirmek performans kaybı yaratacak mı? Çünkü performans güncellemesi yapamazlar artık. Motorlar donduruldu bu sene için ve e, izin alarak bir güvenli hale getirebilir. Biraz performans kaybedebilirler belki. E, o da zaten Ferrari'yi görünüyor. Motor açısından geriye, güç ünitesi açısından geriye düşmelerine sebep olabilir. Bir taraftan 4 tane Honda eski adıyla ama Red Bull Powertrain diye geçiyor artık o operasyonun devraldıkları için. 4 tane Red Bull motorlu otomobilin yalnızca birinin Yuki odayla ile finish'e gelebilmesi. Pierre Gazi'de e, kinetik enerji, MGUK e, problemi varmış. Yakıt pompası dendi Red Bull'lar için öyle olduğunu zannediyoruz dediler. Yani bu problemler açıkçası hemen çözülemezse veya bir performans bedeliyle çözülürse açıkçası Ferrari sezonun başında çok ciddi bir avantaj sağlayabilir. Ama gerçekten şöyle de bir durum var. Yani sezonu tahmin ettiğimiz gibi götüremiyoruz hiçbir zaman. İlk yarıştan ya tamam bu böyle gidecekse böyle olur diye tamamlıyoruz ama aslında o çizgi çok daha farklı bir yere gidiyor belki. Umuyorum tahmin edilemez ve en azından 3-4 yarışın, evet. 3-4 daha doğrusu pilotun işin içerisinde olduğu bir şampiyonluk mücadelesi olur. Verstappen hem dengeden hem de direksiyon probleminden şikayet ediyordu. Pit stop sırasında aracı e, Krikodan düşürdükleri için... Ön süspansiyonda çok ufak bir hasar meydana gelmiş. O yüzden direksiyon problemi yaşamış. O da biraz amatörlük. Evet tabii, tabii amatörlük. Formula 2 yarışında neler oldu pit alanında? O pit alanında biliyorsun. <laughs> <Evet>. e, <laughs> yani biraz o adım adım gelme draması da oldu Ferstapen'le ilgili. Önce direksiyonla başladı şikayeti. Sonra bataryaya ne oluyor diye sordu. Dediler ki hiçbir problem yok. Biz bir şey göremiyoruz. E ne yapacağız dedi. Bir şey yapamayız dediler. Sonra da zaten yarış bitti onun evet. için. Ve siniri şu anlamda da bozuktu. Piste dönerken lastikleri ısıtma konusunda çok dikkatli davran ki lastiğin, lastiğin üstünü ısıtıp üstünü yakıp daha doğrusu içini pişirmeden öyle söyleyelim bırakma dediler ve iki sefer iki pit stopta da löklerkin arkasında döndü ve şey dedi yani bir daha dedi bunu asla dedi yapmayacağım çünkü daha hızlı gitsem en azından pist üstü pozisyonu elde ederdim. Lastikler çok da önemli değildi dedi. Tahmin ediyorum strateji açısından bakıldığında aşağı yukarı doğru şey yaptılar. Çünkü lastikler bitince Bence önde de olsa geçilirsin. Ama yani takımın onu doğru stratejiye götüremediğini tahmin edebiliyor, tahmin ediyor olması da bir hayal kırıklığından geliyor o da çok ufak bir detay bence. Yani yarışlar ilerledikçe o daha da artabilir diye düşünüyorum. Ya bu kadar agresyon için çok erken değil mi peki? Geçen sene yani bu takım seni şampiyonlar da bir yerde taşıdı. Sen de onları taşıdın. Bir onları taraftan da seni şey taşıdı. var. Yarış içerisinde göstermiş o agresyonu. İnanılmaz bahsettiği şeyler çok. Ya yarış sonrası verdiği röportajlar çok makul. Bir de yani kaskı tak, takınca daha sinirli bir insan olabiliyorsun veya Yuki Tsunoda gibi içinden beklenmedik bir küpü bas <laughs> çıkabiliyor. Yani. Tabii canım olabiliyor öyle şeyler. Yani sadece tersiz mesajlarından da pilotları değerlendirip yargılamamak gerekiyor. Kesin. Ama geçtiğimiz yıllardaki Max Verstappen'e göre daha evet, endişeli, evet. telaşlı ve daha sinirliydi. Daha yani... rahat görüyorduk çünkü. Max Verstappen çok rahat. Şakalar yapar, geyik evet, evet. yapar. Yani hep öyleydi. Bu sefer e, o bir numarayı taşımanın baskısını hissedecek mi acaba? Biraz bekleyip görmek lazım. Ben de onu demek istemiştim. Daha çatışma hali içindeydi hmm. takımıyla ya da yarış mühendisiyle diyeyim. Pek onu görmüyorduk. Daha çok aslında hani omuz, omuz omuza verip başkalarına sinirlenendi Max Verstappen e Şimdi oldu. talep eden çünkü Max Verstappen oldu yani evet. karşılıklıydı iki, iki takımında da. Ya daha doğrusu iki tarafında birbirinden beklentisi vardı. Red Bull'a ilk geldiğinde takımın Max Verstappen'den beklentisi vardı. Şimdi Max Verstappen artık bir dünya şampiyonu. Hem de Lewis Hamilton'ı mağlup etmiş bir dünya şampiyonu. Evet. O anlamda da önemli bence. Ve ve uzun ve... yıllar burada olacak. Uzun yıllar burada olacak. Dolayısıyla da artık takımdan bir şeyler talep ediyor. O onu yapabilecek, talepkar olacak noktaya geldi. Ve o açıdan bakıldığında anlamak lazım Max Verstappen'i. Ve ben şeyi düşünmüyorum yani psikolojik anlamda çok ciddi problemler yaşamayacaktır ama yarış içerisinde bunları yaşıyor olması bile sonuçlara etki bir noktada olabilir. Genel anlamda çünkü kafa olarak rahat biri ya. ya. Evet ama kaybetmeye tahammülsüz olduğunu zaten herkes biliyor. E, tabii ki. Evet. E, doğru şey yaptılar dediğin gibi. Ferrari çok iyi cevaplar verdi bu arada. Çok. Oradan da bir övgü vermek evet. lazım bence. Her şeyle kusursuzdu Ferrari. Müthiş yani. bir yarış yani, bu, yani. Bunu söyleyeceğimi hiç tahmin etmiyordum. Ben de öyle. Acaba bir şey kaçırıyor muyum diye düşünüyorum bu cümleyi kurarken. Yok kaçırıyorsun. Ama bu dubleye ya hak edilmiş bir duble olduğuna şüphe yok. Evet gerçekten öyleydi. Lastiklerden konuşalım biraz. Yeni lastiklerle herkes zorlandı. E, pit çıkışı lastik ısıtmakta güçlük çektiler ki yani lastik battaniyelerinin derecesi biraz düşürüldü. Hala var lastik battaniyeleri. Hmm. Bunu 2024'te kaldırmayı düşünüyorlar. Ben DTM anlattığım zamanlarda acayip hoşuma gidiyordu. Pistten ya pitten piste tekrar dönüldüğünde araçlar sürekli arkadan kayıyorlardı, önden kayıyorlardı, tutturamıyorlardı. Buz üstünde gidiyorlar. Bir anda sadece onlara yağmur yağmış gibi oluyordu ve onun bir tur içerisinde Yine yakmadan çok düzgün bir şekilde yavaş yavaş içerden pişire pişire ısıtmanız gerekiyordu. Ve o performans yarış sonuna kadar performansınızı etkiliyordu. Ee, o da farklı bir ustalık olabilir. Bir anda gerçekten yani temel ustalıklar arasında pilotlardan beklediğin temel yetiler arasında liste olarak ekleyebileceğim bir şey olabilir önümüzdeki yıllarda. Çünkü şu an çok önemli gibi duruyor. Evet Pirelli de buraya en dayanıklı lastiklerini en sert hamurlu lastiklerini getirdi ama onların da hafta içinde çok kendi lastiklerine güvenmediğine dair açıklamaları da vardı. Biraz daha İyi olmak istiyorlar, geliştirmek istiyorlar. E Tabii pist üstü istiyorlar. veriden elde edecekler sonuçta. Sezon içerisinde toparlarlar diye düşünüyorum. Bir de boyutlar değişti, jantlar büyüdü. Hı -hı. Tabii ona bağlı olarak lastiklerle ilgili de yeni Hı -hı. bir arge içindeler aslına bakarsan. Yanaklar küçüldü, lastikler Yanaklar daha küçüldü sert. Yanaklar küçüldü aynı şekilde. Şey bulacak ya, optimum noktasını bulacak bir noktada illa ki. Ama ne zaman bulacak, o zamana kadar nedir dramalar olacak. Bir de şey keyiflerle hale getirdi. Daha çok pit stop. Evet. Daha çok pit stop demek, daha çok hata demek... Yarışın tek düze bölümlerinin daha azalması demek evet. çünkü her pit bir risk. Evet. Yani bakıyorsunuz kim hata yapacak, kim önde çıkacak yakın mücadele varsa mesela. Evet, fena olmadı aslında. Bir de İzleyici stra için iyi. strateji de çeşitlendiriyor. Tabii. Yani tek pit stop veya iki pit stop. iki ihtimalden bir tanesini ve aşağı yukarı şu turlar arasında denilebilecek bir aralık. Yani çok tahmin edilebilir kılıyordu yarışı. Yani tabii ki çok kolay değil pit stop stratejilerini takip etmek baktığımızda biz de görüyorduk gibi söylemiyorum. Benim de bazen yakalayamadığım şeyler oluyor ama ya birkaç tane net ana stratejiden ziyade daha çeşitli hale gelecek. İşte 58 toplam pit stop gördük ki yarış ya araç başına neredeyse 3 pit stopa denk geliyor. Evet evet. Neredeyse. Güzel bence. Bence eğlenceli. Değil mi? Artsın. Yani 4 pit stop 5 pit stop deneyip de çok fark yaratabilenler olabilir. Tek pit stopla çok zorlayanlar olabilir. Kim Akden'in onlardan biriydi. Eziyet çekme konusunda biraz kendilerine de e, hiç yardımcı evet, olmadılar. E, yani işte bir de şöyle bir durum var tabii işte konuştuk biraz ama e, Mercedes yine de podyuma çıktı. Evet. Bir şekilde. Yani. Şans tabii ki bir Bekliyor kısmı. Miydin? Ya Açıkçası beklemiyordum. Ben de Onların 5-6 bitirmesini bekliyordum ki normal şartlarda da öyle olacaklardı. Yani 3-4 Red Bull bitirecekti. Red Bull'lar bitiremeyince bir anda 3. ve 4. sırada bitirdiler. Ama fırsat olduğunda orada yakalıyor olmaları son turda Hamilton Perez'i zorluyordu. Geçebilir miydi emin değilim açıkçası ama zorluyordu. Onunla da şeyi konuşmuşlar. Ee, Max Verstappen pist üstünde kalsaydı güvenlik aracıyla biter ve Perez podyuma çıkar mıydı? Çünkü son turlardı ya. Pite çekmek ee, acaba zararlı oldu mu Red Bull için? Güzel bir denge. Yani evet aslında İnce konuşulabilecek bir, bir konu. Şey düşünmüştüm yarış devam ederken. Biliyorsun Formula 1'in bir fantezi oyunu var. Evet. Seçimlerinizi yapıyorsunuz işte sonuçlara göre puanlar alıyorsunuz. İşte Mercedes pahalıydı orada. Ya bu Mercedes'e bu kadar para verildi falan. Ondan sonra ne oldu? Mercedes çıktı. Evet. Aldı podyumu. Dördüncülüğü de aldı yani Formula 1 zaten beklenmeyenlerin sporu bir noktada. Hmm. Her şey olabilir. Her an her şey olabilir. Bunu hep söylüyoruz. Ki yani Beklenmeyen bir, olsun diye de bu kural değişiklikleri yapılıyor. Ya bir Beklenen, çok sıkıcı hoşlan... gidiyordur. Mesela biraz gözünüzü ayırırsınız televizyondan. Bir bakmışsınız. Bir şeyler olmuş. Dünyanın en keyifli yarışlarından bir tanesi haline gelmiş. Evet. Bu olabiliyor. Ya da çok iyi gidiyordur. Çok sıkıcılaşabilir. Mesela. Hiç bilemezsiniz yani nasıl olacağını. Evet. Yani Mercedes'in problemleri hala sürerken puan toplamaya devam ediyor olması rakipleri için Müthiş bence çok istikler. tehlikeli oldum. Ya Ben şey olsam biraz rahatsız olurum Red Bull ve Ferrari olsam. Ya bari puan toplayamasalardı çözene kadar derim. Ha, hiç çözemeyebilirler bu arada. Sadece fırsat geldikçe sezon boyu podyum yapacak olabilirler. Ama zannetmiyorum. 8 Köpek kere balığı gibi geliyorlar. Şu renk e, olarak da. Renk olarak benziyor. da değil mi? Evet. Öyle sinsi sinsi Üstünlük geliyorlar. O şeyleriyle de benziyor. Ama o her zaman şey söylüyorum gibi. çok saygı duyulması gereken bir takım. Kesinlikle. Geçtiğimiz yılın takımlar şampiyonu zaten Mercedes. <laughs> Red Bull'un kazanamadığı. Son 8 yılın takımlar şampiyonu ha, tabii, işte. Tabii tabii yani aslında oradan almak lazım evet. doğru söylüyorsun. Bir dönemi kapattılar takımlarda. Tamamen o çağ onların çağı oldu. Hı <laughs> çok geri gitmelerini bekleyemezsiniz. Hı hı. Zaten o 8 yılın getirdiği tecrübe bile yeter. Zaten takım kültürü için nasıl kazanılabileceğini, galibiyete nasıl gittiğini biliyorlar formül Şu anda onu probleme adapte etmekte zorlanıyorlar. Bir, bir, bir noktasında çözecekler sezonun ama o nokta çok geç mi olacak fark kapatmak için? Bence problem onlar için. O aracın arkasında hiç downforce yok demiş evet. Hamilton. Yani çok kritik bir problem ve dalgalanma problemiyle işte ya da yunuslama problemiyle çok ilintili bir problem. Temel bir problem ama işte aracı, aracın ayarını güzel ayarlayabilirlerse de çözülebilecek bir problem. Geçtiğimiz yıl aslında araç ayarıyla çok aşırı neşir olduktan sonra bir performans kazanımı yaşamışlardı. Özellikle arka süspansiyonda. O yüzden yani Mercedes bir şekilde toparlayacaktır. Ama toparlayacaktır dediğimiz yarışta 3 4 olmaları bence onlar için çok olumlu çok bir harika kısmı şans bence, da olsa bence orada sonuç. değerlendirmek için hazırlar yani. Bence müthiş bir sonuç. Müthiş sonuç demişken Kevin Magnussen. O da demiş ki Mercedesleri bütün yarış boyunca görüyordum. Hiç <laughs> böyle bir şey yaşamamıştım. <gülüyor> <gülüyor> Alışkın değilim. Alışkın diyordu. değilim demiş. İnanılmaz ya, i̇nanılmaz ya harika harika. Yani Haas bu senenin geçen senenin eziyetlerinin karşılığını bu sene alacak belli ki. Geçen sene biliyorsun. Sıfır geliştirme. Hiç Hı -hı. yatırım yapmadılar. Hı -hı. Tamamen bu sene oynadılar. Şey diyordu ya az önce. İşte yatırım yapınca illa sonuç alınmayabiliyor. Evet. Ama kaynakların tamamını buraya ayırmak bence çok akıllıca. Bir de şöyle bir avantajları oldu. Bütçe ile birlikte takımların harcayabilecekleri bütçeler zirvede neredeyse 3'te 1'ine indiği oldu. 3'te 1'ine indiği oldu. Evet şimdi Ferrari... F1 mühendislerinin bir kısmını kovacak değil. Dolayısıyla ne yaptı? Maranello'da bir atölye açtı Haas'a ve çok yakın çalışabildiler. Hı hı. Yani Haas'ın Formula 1'e çok hızlı girmesinin sebeplerinden bir de Ferrari'ye çok yakın çalışarak hatta bazı kısımları paylaşarak kurallar dahilinde hemen orta sıranın en iyileri e, klasmanına girmesiyle başlamıştı çok da itiraz gelmişti. Bir benzerini 2022'de de yaptılar ve e, bunun karşılığını alıyorlar. Bir taraftan ya yani her şeyle çok çok iyi oldu. Ben ya, bence şu an Günter Steiner acayip düşeş başladık sezona. 4 ay üstüne düştük diyodur. <laughs> Mazepini gönderdiler. E, Ural Kali'den kurtuldular. Evet tabii ki bir maddi e, kayıp yaşadılar ama yani şu durum içerisinde onu çok fazla uzatmadan e, o işin erken bir şekilde bitmesi de iyi oldu işte yani Ucuda zarar vermeden Ukrayna hasa. işgaliyle birlikte. Ucu Haas'a hiçbir şekilde zarar vermedi hatta takdir de topladılar. E, hemen re reaksiyon gösterdiler bu konuda. Üstüne Kevin Magnus'unu geri aldılar ki çok yetenekli isimlerden biri zaten. O da hem prototiplerde hem işte başka serilerde Kendini gösterdi, ara ara işte Indikarda da kendini gösterdiği hmm. oldu Babaz, ufak tefek. Baboğlu yarıştıkları yarışlarda. Evet var. aynen öyle <laughs> ve yani o da pilot olarak kendini biraz daha e, rafine hale getirmiş ve öyle geldi ki gitmeden önce de iyi bir pilottu bir bence. Bir de Mazepin Magnussen yani çok çok büyük bir, bir atlama, acayip yani. bir seviye atlıyorsun gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> yani ve Mick Schumacher için de bence güzel olacak. Bu o da yani çok iyi bir yarış geçirme diyoruz işte startta Ocon'la çarpıştı falan. 11. bitirdi. Puanı yani gidiyordu. puana gidiyordu neredeyse. Geçtiğimiz yıl puanı anca puan tablosuna baktığında gören e, isimler <laughs> olarak e, puana gidiyor olması bile çok umut verici. Haas takımlar şampiyonası da üçüncü. <laughs> Magnussen Haas'ın son iki yılda kazandığı puandan daha çok puanı bu yarışta topladı. E, tabii evet. Yani çok çok güzel bence onlar için işler güzel. Haas gibi bir e, girişimi de burada görmek güzel. Amerikan takımlarının artması da gerekiyor. Umarım evet. Toto Wolf başta olmak üzere takımlar veto'lamazlar ki Andretti gelebilsin. Bakalım. Evet. Bir de maklerinden bahsedelim. Biraz üzülelim, biraz efkarlı. Ondan sonra da kapatalım. Evet yani hiç son zamanlarda alışkın olmadıkları bir tablonun içinde buldular kendilerini. Zac Brown'ı ne kadar takdir ettiğimizi kendi aramızda da Evet. Bol bol konuşuruz. Sürekli sponsor buluyor diyoruz ama bu performansla o logolar yavaş yavaş uzaklaşıyor. Evet ne olacak bakalım yani pilot ikilisi tamam. Şey bu zamana kadar gösterdikleri yine tamam bence. Hep yükseliyorlardı ve tekrar e, Alonso'nun e, e, eziyet çektiği döneme döndüler gibi neredeyse yani. Ya şey yani. çakılamazsınız hani düşebilirsiniz ama evet. çakılmamanız gerekiyor. Ferrari'den bahsettiğimiz o işte bak yani çok çakıldı diyebileceğimiz sezonda bile ekip podyum yaptılar 2020'de. Umarım Max'ların bu sezon içerisinde podyum görebilecek ya da en azından o seviyede olabilecek bir yere gelir ama takımdan gelen açıklamalar hiç o yönde değil. Ya bu seneyi herhalde böyle bitireceğiz diyorlar. Ama çok diyorlar. erken yani bu seneyi böyle evet. bitireceğiz düşüncesine kapılmak evet. için de bence çok erken. Evet. Yani çok büyük geliştirme kaynağı ayırmaya da gerek yok. Geçtiğimiz yılki gibi bir durum değil çünkü bu. Yeni jenerasyon geldi yani her şey yenilendi. O yüzden aslında Yatırımları biraz daha önümüzdeki sene, yani bu sene için kullandılar geçtiğimiz yıl. E bu sene aşağı yukarı hani bazı ufak dokunuşlarla önümüzdeki yıla geçilecek. Mutlaka bir yatırım, mutlaka bir çözümde bulunması lazım. Yani sadece para değil herhalde fikir olarak da bir şeyler elde etmeleri gerekiyor maklerinin. E tabii. Yani... Ne eksikse orayı geliştirmeleri gerekecek adım adım. Bunu yapacak ekibe sahipler evet. ama bunu yapamazlarsa gerçekten çok ciddi bir düşüşün içerisinde olabilirler. Yani bence çok ciddiye almaları gerekiyor bu sezonun başlangıcını ve en azından sezon ortasında dediğin gibi düşsek de çakılmayızı göstermeleri Razı gerekiyor. Razı olmamaları gerekiyor. Öyle. Ve daha yeni ciddi yatırımlar da aldılar sonuçta. Ekonomik olarak da hesap soracak çok isim var. Evet. Bu konuda bence yani McLaren için üzülüyorum ve onlar kendilerine üzülmeye başladılar diye daha da üzülüyorum. Çünkü ya bir şey olmaz. Hı -hı. Sezonun ilk yarışı kesinlikle toparlayacağız bir şekilde deselerdi bu kadar üzülmezdim. Ama onların da böyle bir yenilmiş görünmesi beni epey üzdü. Çok erken böyle bir psikoloji evet. için şeye de gerek yok. Yani takımdaki herkese o havayı vermeye de gerek yok. Çünkü ne olursa olsun takımın pilotları, takımın aslında herkesin baktığı önde gelen isimleri yani takım patronuyla vesaire beraber siz biraz daha umutlu bence konuşmalısınız. Evet. Bunu Ferrari çok acılar çekerken e, sürekli fetel de yaptı. Daha iyi olacağız, daha iyi olacağız. Yani o motivasyonun bence takımın içinde böyle bir zincirleme reaksiyon gibi dönüyor olması lazım ki evet. bir yerlere çıkabilirsiniz. Bu şekilde karamsarlıkla iş biraz zor oluyor. İşte Ferrari'nin bazen düştüğü pozisyona düşebiliyorsunuz. O kuyudan çıkamayan pozisyona düşebiliyorsunuz. Evet. ya Psikoloji tabii ki bu işin küçük bir faktörü, küçük bir bölümü. Ama nihayetinde de hani herkesin birbirini düşüreceği bir ortamı da yaratmamak lazım bence. Evet yani umarım makların toparlar diyelim ve yavaş yavaş ilk zafer turunun sonuna gelelim. Digital Racing'de Barkın Kızıl'la birlikte ben Mehmet Ali Selişik. Zafer turunda da Bahreyn Grand Prix'sini değerlendirdik. Değerlendirmelerimiz sezon boyunca sürecek. Bizden ayrılmayın. Ve tabii ki motorsporlarında yeni bir kanal olduğumuz için de like'lar, yorumlar, Abonelikler ve destekleriniz de. güzel yorumlarınız da aslında en çok bize destek vermenizi de bekliyoruz. Hem konuşmamızı istediğiniz konuları, hem belki gördüğünüz eksiklikleri, hem de beğendiğiniz şeyleri bize aşağılarda bir yerde Aşağı. <laughs> aktarabilirsiniz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.